Evet arkadaşlar, birinci sorumuzda bize iki bütin bileşiğinde kaç tane hidrojen atomu vardır diye sorulmuş. Şimdi iki bütin denildiğine göre elimizdeki nedir? Bir alkindir. Yani bir tane üçlü bağ içeren bir alkindir. Alkinlerin genel formülü neydi? CnH2n-2 idi. Bütin dediğine göre 4 karbonlu bir yapıdan bahsediyor. Demek ki n'in 4 olması lazım. O zaman formülümüz C4H6 olacaktır. Bu nedenle de formülümüz C seçeneğidir diyoruz. İstersek şöyle de yazabiliriz. İki bütünü yazmak istersek bakın 4 tane karbon. İkinci karbonda bir üçlü bağ. Diğer karbonları 4 bağ yapacak şekilde hidrojenle doyurursak açık formülünü yazdığımızda da hidrojenlerin 6 olduğunu görürüz. Cevabımız C seçeneği. Evet arkadaşlar, ikinci sorumuzdayız. Yukarıda yarı açık formülü verilen organik bileşiğin sistematik adlandırması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Alkinlerin adlandırmasında her zaman üçlü bağ içeren en uzun karbon zincirini seçiyoruz. Üçlü bağın yakın olduğu uçtan numaralandırıyoruz. Şimdi burada üçlü bağ içeren en uzun karbon zincirimiz burası. Buradan numaralandırdığım zaman da 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve bu taraftan başladığım zaman da üçlü bağın yeri aynı numarayı alıyor. O zaman dallanmanın yakın olduğu taraftan numaralandırmayı tercih edeceğim. Yani sol taraftan başlayacağım. Şu kısımları silelim. Bu şekilde yazdığımız zaman ikinci karbonda gördüğünüz gibi bir metil dallanması var. A, C ve D seçeneklerini atıyorum. 2 metil. Üçüncü karbonda üçlü bağım var. Buraya kadar tamam. Ana zincirimiz 6 karbonlu olduğu için hegzin diye bitmiş olması gerekiyor. Bu nedenle cevabımız B seçeneğidir. Evet arkadaşlar, üçüncü sorumuzda bize aşağıdaki hidrokarbonlardan hangisi tanecik başına diğerlerinden daha az sayıda karbon atomu içerir diye sorulmuş. Önce şu genel formüllerimizi yazalım bakın. Alkinlerin genel formülü CnH2n-2'dir. Alkinin ve sikloalkanın genel formülü CnH2n'dir. Açık zincirli alkanların genel formülü ise CnH2n artı 2'dir. Propin 3 karbonlu bir alkindir. Bunun formülü C3H4'tür. İzobütan 4 karbonlu bir alkandır. Formülü C4H10'dur. Asetilen 2 karbonlu bir alkindir. Formülü C2H2'dir. Etil asetilen, bu İYUPAC adlandırması değildir. Bu özel bir adlandırma. Şimdi asetilenden 2, etilden de 2 karbon geldi. 4 karbonlu bir alkindir. Bu nedenle formülü C4H6'dır. Siklopropan ise 3 karbonlu bir halkalı alkandır. O yüzden C3H6. Bize karbon sayısı en az olanı sormuş. Bu nedenle cevabımız C seçeneğidir. Evet arkadaşlar, dördüncü sorumuzdayız. Yukarıda yarı açık formülü verilen organik bileşiğin sistematik adlandırması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş. Şimdi üçlü bağ içeren en uzun karbon zincirini seçtiğimiz zaman yapı bu. Her zaman üçlü bağ karbonları, yani üçlü bağ karbonları en küçük numarayı alacak şekilde numaralandırmam gerekiyor. Bu nedenle buradan başlıyorum. Sol taraftan 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 olmak üzere. Üçüncü karbonda bir metil dallanması var. Bunları atalım. Üçüncü karbonda bir metil dallanması var. Birinci ve dördüncü karbonda ise üçlü bağımız var bakın. Ana zincirimiz 6 karbonlu, yani hegza.
Ama iki tane üçlü bağ olduğu için di-in 2'nin gelmiş olması gerekiyor. Bu nedenle cevabımız B seçeneği. 3 metil 1,4 hexadi-in doğru cevabımız. Evet arkadaşlar, 5. soruda bize açık yarı açık formülü verilen bileşiğin sistematik adı sorulmuş. Şimdi bileşiğimize bakacak olursak hem ikili bağ hem üçlü bağ var. Hem ikili bağ hem üçlü bağ içeren yapılara biz enin diyoruz. Enin. Ve ikisi de eşit uzaklıkta olduğundan dolayı ikili bağın yakın olduğu uçtan numaralandırıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5 olmak üzere. İkili bağın yakın olduğu uçtan numaralandırdığımız için de ana yapıyı alken olarak adlandıracağız. Ana yapı alken olarak adlandırılacak. Bu nedenle 4. karbonda üçlü bağ olduğu için bunu 4 in diye ve 1. karbonda da ikili bağ olduğundan dolayı bunu 1, ana yapımız 5 karbonlu olduğu için de penten diye adlandırıyoruz. Bu nedenle cevabımız A seçeneğidir. Evet arkadaşlar, 6. sorumuzdayız. Etil metil asetilen bileşiğinin IUPAC kuralına göre adlandırması hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi etil metil asetilen bir özel adlandırma, türetme şeklinde yapılan bir adlandırma. Şimdi bakın, sonunda asetilen var. Önce asetilen yapısını çiziyorum. Asetilen yapısını çizdim. Sonra bir ucuna etil grubunu, bir ucuna da metil grubunu bağlayacağım. Etil grubu C2H5, metil grubu ise CH3. Düz bir zincir yapısı var burada. Üçlü bağın yakın olduğu uçtan şimdi numaralandırıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 olmak üzere. İkinci karbonda üçlü bağ olduğundan dolayı 2 pentin dediğimiz zaman IUPAC adlandırmasını yapmış oluyoruz. Bu nedenle cevabımız C seçeneğidir. Evet arkadaşlar, 7. sorumuzdayız. 1, 3, 5 heptatriin bileşiğinde kaç tane hidrojen atomu vardır? Şimdi bu soruyu iki yoldan çözebiliriz. Heptatriin bileşiğinin açık formülünü yazarak da çözebiliriz ya da genel formülden giderek de çözebiliriz. Şöyle diyelim, bakın iki tane yol göstereceğiz. Önce genel formülden giderek çözelim. Ne demek istiyorum? Şimdi alkinlerin genel formülü CnH2n-2'dir. Bu bir tane üçlü bağ içeren alkinin genel formülüdür. Yapıya her üçlü bağ eklenmesiyle yapıdan 4 tane hidrojen çıkarılır. Yani eğer sizin yapınızda 2 tane üçlü bağ varsa genel formülden 4 tane hidrojen, eğer yapıda bir üçlü bağ daha varsa yapıdan 4 hidrojen daha çıkaracaksınız demek bu. Yani yapıdan 8 hidrojen daha çıkartmış olmanız gerekiyor eğer yapıda 3 tane üçlü bağ varsa. Yani formülümüz CnH2n-2, bundan 8 tane hidrojen çıkaracaksınız. Yani 3 tane üçlü bağ içeren alkinin genel formülü CnH2n-10 olacak. Şimdi bu formülü kullanarak N 7 olduğuna göre 7 çarpı 2 eksi 10. 14 eksi 10 deyip burada cevabımızı 4 olarak bulabiliriz. Ya da açık formülü yazarak da sonucu bulabilirim. Heptatriin denilmiş. Önce 7 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane karbon çiziyorum. Birinci karbonu üçlü bağ. 2, 3, 4,
Üçüncü karbona 3'ü atladım. Üçüncü karbona üçlü bağ. 4 ve 5. karbona üçlü bağ koyuyorum. Diğerlerini hidrojenle doyuruyorum. 1 hidrojen ilerliyorum. 2 hidrojen, 3 hidrojen ve 4 hidrojen. Hangisi kolayımıza gelirse o yöntemi kullanabiliriz. Cevabımız E seçeneğidir. Evet arkadaşlar, 8. soruda bize aşağıdaki alkinlerden hangisi uç alkindir denilmiş. Uç alkin olabilmesi için üçlü bağ karbonunda hidrojen olması, daha basit bir ifadeyle üçlü bağın birinci karbonda olması gerekiyor. Bu nedenle cevabımız D seçeneğidir diyoruz. Ama hepsinin de şöyle kısaca çizimlerini gösterecek olursak, bakın D seçeneğinde üçlü bağ karbonunda hidrojen yok. Bu nedenle zaten uç alkin değil, iç alkindir. C seçeneğine bakalım. 6 karbonlu bir yapı. 2. karbonunda metil grubu var ve 3. karbonda üçlü bağ var. Yine hidrojenle doyuracak olursak şu şekilde yine bunun da iç alkin olduğunu görürüz. B seçeneğine bakacak olursak 7 karbonlu bir yapı. 4, 5, 6 ve 7 ve 3. karbonunda üçlü bağ var. Yine üçlü bağ karbonunda hidrojen olmadığını görüyoruz. Şurası CH3, burası yine CH2 ve CH3 ve 2 bütin denilmiş. Bu da yine 4 karbonlu bir yapı. Ve yine üçlü bağ karbonunda hidrojeni yok. Cevabımız D seçeneğidir. Evet arkadaşlar, geldik 9. sorumuza. İzopropil vinil asetilen bileşiğinin yarı açık formülü hangisinde doğru olarak verilmiştir? Önce şu grupları yazmayı bilmemiz gerekiyor. İzopropil 3 karbonlu bir yapı ve şöyle yapalım. CH3 CH3, CH ve bu yapı bağlanacağı ana yapıya ortadaki karbondan bağlanacak. Vinil 2 karbonlu alkenden 1 hidrojen çıktığında, bakın 1 hidrojen çıktığı zaman oluşan yapıya biz etenil ya da daha popüler adıyla vinil diyoruz. Demek ki biz bunları asetilene bağlayacağız. Asetilen 2 karbon ve arada bir üçlü bağ. Hemen bir kısmına izopropili bağlıyorum. 3 karbonlu bir yapıyı bakın ortadaki karbondan bağlıyorum. 3 karbonlu. Bu kısımları eğip bükebiliriz. Önemli değil. Yeter ki 3 karbonlu yapı ortadan bağlansın. O zaman izopropil diyoruz buna. Ve diğerinde ise bakın CH ve CH2. Şimdi hem üçlü bağ var hem ikili bağ var. Adlandırmasını sormamış bize. Sadece bu yapı nedir diye sormuş. Neye bakalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbonlu bir yapı. Ki numaralandırmaya da buradan başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbonlu bir yapı. Ve 5. karbonda bir metil dallanmasının olması lazım. Mesela A seçeneğinde ikili bağ yok. O yüzden bunu atıyorum. B seçeneği 4 karbonlu atıyorum. C seçeneği 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu bunu da atıyorum. D seçeneğinde yine ikili bağ yok. Bunu da atıyorum. E seçeneğine bakıyorum. İkili bağ da var. Üçlü bağ da var. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. karbonda bir metil dallanması var. 3. karbonda üçlü bağ var ve 1. karbonda da ikili bağ var. Bu nedenle cevabımız E seçeneğidir. Evet arkadaşlar, geliyoruz 10. sorumuza. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi 5 metil 3 heptin bileşiğinin izomeridir? İzomer ne demekti? Kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklı, yapılar birbirinin izomeridir. Şimdi burada hepsinin zaten bize İUPAC adı verilmiş. İzomerlerde kapalı formülleri aynı olan bileşiklerin İUPAC isimleri zaten birbirinden farklıdır. Burada da bize verilen bütün isimler İUPAC ismi olduğuna göre biz burada sadece kapalı formüllerinin aynı olup olmadığına bakacağız ve hepsinin
kapalı formülünü bulacağız. Mesela 5 metil 3 heptin denilmiş. Şimdi heptin 7 karbonlu. Metil, 5. karbonda metil var. 1 karbon da buradan geliyor. Toplam 8 karbonlu bir yapı. Bu alkin olduğuna göre ve bir tane yapıda üçlü bağ olduğuna göre genel formülü CnH2n-2'dir. Yani bu bileşiğin kapalı formülü C8H14'tür. Demek ki biz C8H14 formülünü bulmaya çalışacağız. Şimdi A seçeneğine bakacak olursak 1-3 oktadiin denilmiş. Evet, okta 8 karbonlu ama yapıda 2 tane üçlü bağ var. 2 tane üçlü bağ olduğu zaman genel formül 1 hidrojen çıkarıyoruz. 4 hidrojen çıkarıyoruz yapıya her üçlü bağ eklenmesiyle ve 2 tane üçlü bağ içeren yapının genel formülü CnH2n-6 oluyor. O zaman bunun genel formülü C8H10 olur. O zaman cevap A seçeneği olamaz. B'ye bakalım. Heptin buradan 7 karbon gelecek. Etil buradan da 2 karbon gelecek. O zaman bu 9 karbonlu bir alkindir ve genel formülü C9H16'dır. 2 oktin denilmiş. Yani 8 karbonlu bir alkin. Bir tane üçlü bağ içerdiği için C8H14'tür. Bakın oldu C seçeneği. Ama diğerlerine de bakacağım. 1-3 hexadien. Hexa 6 karbonlu demek. C6. Ve bu da bir alken. Bir tane ikili bağ içeren alkenin genel formülü CnH2n ise yapıya her ikili bağ eklenmesiyle yapıdan 2 hidrojen çıkacak. Bu da 2 tane ikili bağ içeren alkenin genel formülü. O zaman bunun formülünü de C6H10 diye yazmam gerekiyor. 3 heptin 7 karbonlu bir alkinden bahsetmiş. Cevabımız C seçeneğidir diyoruz. Evet arkadaşlar, 11. sorudayız. Aşağıdaki alkinlerden hangisinin izomeri olan alkin bileşiği yoktur? Şimdi biz alkinlerin alkin izomerini yazarken ya dallanma ile farklı bir açık formül yazıyoruz ya da üçlü bağın yerini değiştirerek farklı bir açık formül yazıyoruz. Şöyle yazalım. Dallanma ile ya da üçlü bağın yerini değiştirerek, eğer alkinin bir alkin izomerini yazacaksak, üçlü bağın yeri değiştirilerek. Bu durumda da bir alkinin alkin izomerini 4 karbonlu yapıdan itibaren yazabiliriz. Şimdi bütin 4 karbonlu, hexin 6 karbonlu, 3 metil 1 pentin, 5 burada, bir tane de burada 6 karbonlu. Dietil asetilen, asetilenden 2 karbon gelmiş, dietilden de 4 karbon gelmiş, bu da toplam 6 karbonlu bir yapı. Ama propin 3 karbonlu bir yapı. Yani biz 3 karbonlu alkini ne dallanmayla ne de üçlü bağın yerini değiştirerek farklı bir alkin yazamayız. Bu nedenle cevabımız E seçeneğidir. Evet arkadaşlar, 12. sorudayız. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin alkin izomeri vardır? Öncelikle alkin kimlerle izomerdir? Onu bir belirtelim. Alkin diyenlerle izomerdir ve sikloalken ile izomerdir. Çünkü hepsinin de genel formülü CnH2n-2'dir. A seçeneğindeki metan bir alkandır. Etilen bir alkendir. Alkandır. Alkendir. 2 penten yine bir alkendir. Siklopropen bir siklo alkendir. Asetilen zaten 2 karbonlu bir
Alkindir. 2 karbonlu alkinin, 3 karbonlu alkinin zaten alkin izomeri yoktur. Alkinin eğer bir alkin izomerini yazacaksak dallanmayla ya da üçlü bağın yerini değiştirerek bu 4 karbonundan itibaren başlar. Bu nedenle cevabımız D seçeneğidir. Evet arkadaşlar 13. sorudayız. Bir karbon atomuna etinil, vinil, izopropil ve etil bağlanması sonucu oluşan bileşiğin İYUPAC adı sorulmuş. Önce bu grupları bir belirtmemiz lazım. Etinil. Şimdi şunun adı etin. Etinden bir hidrojen çıkarttığımız zaman kalan gruba etinil diyoruz. Bunun adı etinil. Hemen devam ettim. Şöyle yazalım. Etinil. Etenden bir hidrojen çıkarttığımız zaman kalan yapıya etenil ya da diğer adıyla vinil diyoruz. İzopropil 1, 2, 3 karbonlu bir yapı ve ortadaki karbondan ana yapıya bağlanıyorsak eğer bunun adı izopropil ve etil. C2H5'in adı da etil. Bizden bir karbon atomuna bunları bağlamamız istenmiş ve sonra da bunu adlandırmamız istenmiş. Karbonumuzu alıyorum. Önce şunu bağlayalım. Yani etenil grubunu. Evet, bunu bağladık. Etenili bağladık. Şimdi vinili bağlayalım. CH ikili bağ CH2. Hep bakın şu kısımlardan bağlıyorum. Şimdi bunu bağlayalım. Ortadaki karbonuma CH, CH3 ve CH3 olmak üzere ve etili bağlıyorum şimdi. C2, H5. Evet, yapımız bu. Şimdi üçlü bağ ve ikili bağ içeren en uzun karbon zincirini seçiyorum. Bakın en uzun karbon zincirimiz burası. İkili bağ ve üçlü bağ içeren. Her iki çoklu bağımız da eşit uzaklıkta olduğundan dolayı biz ikili bağın yakın olduğu uçtan numaralandırıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5 olmak üzere. Dallanan gruplarımızın isimlerini söylüyoruz. Üçüncü karbonda etilimiz ve yine üçüncü karbonda izopropil grubumuz var. 3 etil, 3 izopropil. 3 etil ve 3 izopropil denildiğine göre cevabımız A ya da B seçeneği olacak. İkili bağın yakın olduğu uçtan numaralandırdığımız için ana yapıyı alken olarak adlandırmam gerekiyor. Önce üçlü bağın yerini belirtiyorum. Üçlü bağ dördüncü karbonda olduğu için bunu 4-in diye belirteceğim. Arkasından ikili bağın yerini yazacağım ve ana yapının adını 4-in bir penten diye yazmam gerekiyor. Bu nedenle cevabımız B seçeneğidir diyoruz.